Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine trafik kazası sonucu yaralanan anne köpeği ve yavrularını kurtararak himayesi altına aldı. Veterinerlik hizmetleri ekipleri tarafından kurtarılan ve tedavisi yapılan anne köpeğe Şanslı ismi verildi. Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların her koşulda ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek havaların soğumasıyla birlikte zor koşullarda hayata tutunmaya çalışan sokak hayvanlarını da yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi 444-2-153 çağrı merkezine trafik kazası sonucu yaralanan ve bakıma muhtaç bir anne köpeğin olduğu ihbarının gelmesi üzerine harekete geçen ekipler Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy mahallesine giderek yaralı anne ve yavrularını bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri hayvan ambulansında yapılan anne ve yavrular Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirildi. Arkadaşlarla dışarıda muhabbet ederken yaralı bir köpeğin olduğunu hatta söylediler. O arada o köpek geldi. Köpeğin arka bacağı kopmak üzereydi. Çok zayıflamıştı. Dişi bir hayvandı. Belliydi yavruları vardı. Yavruları biz de bunun yavrularının olduğunu düşünerek arkadaşlarla birkaç eve falan sorarak köpeğin olduğu yeri öğrendik. Köpeğin olduğu yeri öğrendikten sonra hemen Mersin Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini aradık. Oradaki arkadaş saat 9 civarı falan aradım. Arkadaşa yarın gelip köpeği alabileceklerini söyledim. Arkadaş da sağ olsun güzel ilgilendi. Ertesi gün olduğunda gelen arkadaşlar hemen köpeğin olduğu yere gidelim deyip hani ayağında başka bir şey varsa hemen götürelim diye söylediler. Köpeğin olduğu yere gittik. Köpekle güzel ilgilendiler. Hani gel kızım gel kızım gel annem falan diye köpeği sevdiler. Köpeği aldıktan sonra boynuna ip bile bağlamadan köpeğin kucaklayıp götürdüler. Geçici Hayvan Bakım Evi'nde veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucu, araba çarpan anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Vakit kaybetmeden başlanılan ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatta anne köpeğin yaralı ayağına platin yerleştirildi. Oraya ne kadar erken müdahale edebilirsek o sinirler kurtulma şansımız o kadar erken. Operasyon sonunda anne köpeğin de hayatta kalan iki yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekipleri anne köpeğe Şanslı ismini verdi. Her gün vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine birçok yaralı köpeğin geçici hayvan bakım evine getirildiğini ve burada kendileri tarafından tedavilerinin yapıldığını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi veteriner hekimi Mehmet Cücük, özellikle sürücüleri sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Normalde kesilmesi gereken bir ayağı biz %1 ihtimal, binde bir ihtimal dahi olsa kurtarmanın çabası içerisindeyiz. Ayağın içerisine platin parçası yerleştirdik. Daha sonra şimdi doku kaybını falan temizledikten sonra alçıya alacağız. Bunun süreci 20-30 gün arasında devam eder. O 30 gün sürenin içerisinde tabii her gün kontrollerini yapacağız. Eğer ayak iyiye gidiyorsa büyük ihtimalle fazla kullanamayacak. Hareketlerini yapamayacak ama üzerinde organı olması da bizim için bir avantaj. Eğer organını kaybetmezse, o şekilde kalırsa ömür boyu bizimle birlikte barınağımızda kalabilir. Yavrularını da bir tip sahiplendireceğiz. Böyle trafik kazası yaklaşık 4-5 tane her gün. Yani sürücülerimiz de dikkat etmiyor. Avcılarımız da dikkat etmiyor. Kötü niyetli insanlarımız da var. Bunun önüne geçmeye sadece bizimle de olmuyor. İnsanların birbirini uyarması gerekiyor. Bu hayvanları bizi kurtaracağız. Bizimle birlikte yaşayacaklar.
bizimle birlikte yaşaması için de mutlaka sevgiye, saygıya ihtiyaçları var. Lütfen sürücülerimiz de dikkat olsun. İnsanlarımız da birazcık hayvan sevgisine sahip olsunlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler ve kırsal dahil olmak üzere 100'ün üzerindeki okula çevreci nesil eğitim seti hediye etti. Eğitim seti sayesinde çocuklar yarı yıl tatilinde hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de kitapçıklarda anlatılan bilgiler ışığında çevre bilinci kazanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi eğitime verdiği desteği ara vermeden sürdürüyor. Mersin'in sosyal, kültürel ve eğitim alanında gelişmesini sağlamaya yönelik her türlü projenin içerisinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği desteğe bir yenisine ekleyerek ilkokul düzeyindeki çocuklara 5000 adet çevreci nesil eğitim seti dağıttı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ilk etapta Mezitli'de Muhittin Develi İlköğretim Okulu, Erdemli'de Aslanlı, Koca Hasanlı, Koramşalı, Çiriş ve Barbaros İlköğretim Okulları, Toroslar Merkez ve Kırsalı'nda Kızılbağ, Dalakdere, Musalı, Gözne, Ayvagedi, Arslanköy ve Osmaniye İlköğretim Okulları, Tarsus'ta Kaleburcu İlköğretim Okulu, Çamlıyayla'da Beylice, Fakılar, Atatürk ve Sebil İlköğretim Okullarına setlerin dağıtımını gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her şeyin başı eğitim. Ne yaparsak yapalım, eğitim olmadan hiçbir yere varılmayacağını çok iyi biliyoruz. Şunu da iyi biliyoruz ki çevre bilincini çocuklarımıza küçük yaşlarda kazandırmazsak ileride onların ne doğaya ne de insanlığa saygılı olmalarını bekleyemeyiz. Bu yüzden de belediyemiz olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da eğitime olan desteğimiz artarak devam edecek. Bu dağıttığımız eğitim seti sayesinde çocuklarımıza doğaya olan saygıları küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefliyoruz," dedi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve çocukların eğitim yaşına uygun görsel içeriklerle zenginleştirilen kitapçıklar, geri dönüşüm, küresel ısınma, ekosistem, çevre temizliği ve yenilenebilir enerji gibi konularda çocuklara bilgi veriyor. Setlerin yanı sıra okullardaki bütün öğretmenlere duvar ve masa takvimi, okullara da gönder bayrağı hediye edildi. Günün öne çıkan haberlerini aktardık. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.